Herkese merhaba, ben Kerti. Bugün sizlere yapmış olduğum oldukça büyük bir kitap alışverişini paylaşmak istiyorum. Kasım ayında biliyorsunuz yayın evlerinin birçoğu ve kitap sitelerinin birçoğu oldukça büyük indirimler yaptı. %40, %50 arası. Ben de bu indirimlerden faydalanmak istedim. 38 tane sanırım kitap aldım. Normalde daha okumadığım kitaplar da var kitaplığımda ve ben hani okumadığım kitaplar çok azalmadıkça kitap almayı tercih etmeyen okurlardan biriyim. Fakat yani sürekli konuşuluyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Yayıncılar Birliği Başkanı da açıklamalar yapıyor. Özellikle kağıt fiyatlarındaki artışın ve kağıdın çoğunu dışarıdan ithal ediyor olmamızın bir sonucu olarak bu artışların yayıncılık sektörüne de yansıyacağını ve kitap fiyatlarında ciddi bir zamlanma olacağını söylüyorlar. Bunun zaten doğruluğunu çok da tartışmaya gerek yok bence. Her şey bu kadar zamlanırken mutlaka ki kitaplar da zamlanacaktır. Ben de bu sefer prensiplerimin biraz dışına çıkarak oldukça büyük bir alışveriş yaptım ve bir süre hani bu kitapların beni idare etmesini umut ediyorum açıkçası. Aralık'ta da doğum günüm ve Kasım'daki bu indirimler söz konusuyken anne babam ve eşimin doğum günü için alacağı hediyelerin de bir kısmını oluşturmuş oldu bu kitaplar. Bu anlamda da anne babama ve eşime de tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum ve hemen kitaplara geçmek istiyorum. Kitapların fiyatlarını tek tek söylemeyeceğim. Çünkü hani uzatmak istemiyorum çok ararken fiyatları vesaire. Ama aşağıya kitapların fiyatlarını da tek tek yazarım liste şeklinde. Fakat da bunların hani indirimli fiyatları olduğunu, kitapların birçoğunu %40 ila %50 civarı indirimle alınmış olduğunu unutmayın. Hani şu anda fiyatlar oldukça değişik olabilir. İlk aldığım kitap sitesi ilknokta.com. Bu İtaki Yayınları'nın kendi satış sitesi biliyorsunuzdur. Ben de geçen sene de yine Kasım ayında %50 indirim yaptıklarında bir alışveriş yapmıştım. İlk noktadan bir sıkıntı yaşamamıştım. Bu sene de yine %50 bir indirim vardı. Yine bir sıkıntı yaşamadım. 3 gün civarı sanırım gelmiş oldu ve kitaplarımda da herhangi bir hasar söz konusu değil. Bu şekilde yine kitap ayraçlarım, faturası. Dediğim gibi fiyatlarını aşağıya bırakacağım. Şu şekilde alalım. İlk kitabım Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait Ben Deli Miyim isimli. Bu Türk Edebiyatı klasiklerine ait eser. Hüseyin Rahmi'nin oldukça kalın eserlerinden biri aslında. Daha kısa kitapları olduğunu biliyorum ve ben de Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç isimli eserini Türkiye İş Bankası yayınlarından okumuş ve sevmiştim. O yüzden yazara ait bir diğer eseri de almak istedim. Arka kapak yazısı oldukça ilgimi çekti diyebilirim. Anladığım kadarıyla kendisinin deli olduğunu düşünen bir karakterimiz var. Fakat bu deli olma hali çok da kötü bir şey mi? Bundan emin değil. Biz de bu karakterimizin başından geçenleri okuyacağız. Arka kapağında da cinnet ile cennet arasında bir klasik olduğu belirtilmiş. Merakla okuyacağım. Dilini sevmiştim Hüseyin Rahmi'nin ve hatta diğer alışverişlerimden birinde bir tane daha kitabı var. Bir sonraki eserim Pulitzer ödüllü Cormac McCarthy'nin Yol isimli bu eseri İtaki Modern'den çıkıyor. Belki bu kitabı filmini izlemiş olabilirsiniz. Çünkü filmi de var. Ben henüz izlemedim. Kitabını okuduktan sonra izlemek istiyorum. Bu aslına bakarsanız kıyamet sonrası anlatılarından biri. Amerika'da işte hani kıyamet sonrası her yer yanıp yıkılmışken bir baba ve oğlun yola çıkmaları anlatılıyor, yolculukları anlatılıyor. Bu yolculuk aslında tam olarak ne beklemeleri gerektiğini bilmedikleri sahile doğru giden bir yolculuk ve biz de bu yolda anladığım kadarıyla başlarından geçenleri okuyacağız. Bu arada kapağı da çok güzel değil mi sizce? İtaki Modern'in gerçekten çok güzel kitapları var. Hani ve zaman içerisinde birçoğunu okumayı umut ediyorum. Bir sonraki kitabım Hunter Thompson'ın Las Vegas'ta Korku ve Nefret isimli yine İtaki Modern'e ait bu eseri. Burada da yazarımızın işte Amerikan rüyasını sorgulamasını, ne kadar gerçek olduğunu, aslında hani ne kadar gerçek olmadığını, içerdiği tüm o kötü yanları anlattığını, uyuşturucu gibi çok önemli konulara da değindiğini okudum arka kapağında. Fakat anladığım kadarıyla bu kitabın anlatımı oldukça esprili, komik ve ciddiyetten uzak olmasına rağmen ele aldığı konular bakımından oldukça ciddi bir kitapmış. Çok merak ederek aldım ve bilmiyorum ne zaman olur ama çok uzatmadan okuyacağım kitaplardan biri olabilir diye düşünüyorum. Bir sonraki eserim yine İtaki Modern'den Thomas Falken'ın
49 numaralı parçanın Nidası isimli bu eserim. Bu kitap aslında postmodern eserlerden biri ve anladığım kadarıyla okuması çok da kolay olmayan kitaplardan bir tanesi. Yazar oldukça ünlü, farklı kitaplarını okumadan önce bu en kısa aslında kitabı olduğu için de bu kitapla başlamak istedim. Bildiğim kadarıyla işte ters yüz edilmiş bir dedektif hikayesi olduğu kadar hayalle gerçekçiliğin iç içe geçtiği kültürel kaosu ve iletişim sorunlarını merkezine alan olan başlı bir hiciv şaheseri deniyor bununla ilgili olarak. Dediğim gibi biraz okuması çok kolay olmayan eserlerden biri olması bakımından muhtemelen yakın bir zamanda değil de belki biliyorsunuzdur çünkü ben KPSS'de çalışıyorum. Belki sınavdan sonra okuyacağım kitaplardan biri olur diye düşünüyorum. Bir sonraki eserim Itaki'nin Bilim Kurgu Klasikleri serisinden çıkan Wells'e ait Zaman Makinesi isimli bu eser. Wells'in daha önce Görünmez Adamını okumuştum. Onu severek okuduğum için Wells'e ait farklı bir kitap da almak istedim. Özellikle işte bu zamanda yolculuk konulu eserler benim ilgimi çekiyor diyebilirim. Genelde içindeki bazı işte mantık hatalarını insan görmezden gelemiyor. Çünkü konunun kendisi bu tarz mantık hatalarına çok açık. Ama Wells nasıl anlatmış bu zamanda yolculuk konusunu görmek istiyorum. Biraz da distopik aslında. Hani bu zamanda yolculuk anladığım kadarıyla hani gelecekteki durumu anlatan bir yolculuk şeklinde olacak. Merakla bekliyorum. Bir sonraki eserim Asimov'un Vakıf serisinin ilk kitabı olan Vakıf. Açıkçası Vakıf benim işte daha önce okumadığım bir seri ve yakın zamanda okumayı da planlamadığım bir seriydi. Fakat yani bugünlerde çok fazla konuşuluyor. Dizisi vesaire de çıkacaktı sanırım ya da çıkmış da olabilir bilmiyorum. Ben de bu merakıma artık yenik düştüm diyebilirim ve en azından seriye bir giriş yapmış olmak istedim. Nasıl olduğunu görmek istedim. Bu yüzden ilk kitabı olan Vakıf'ı da almış oldum. Bakalım beni neler bekliyor. Okuduktan sonra zaten yorumlarımı paylaşırım ve ilk noktadan aldığım son eserim Frank Herbert'ın Dune serisinin 3. kitabı olan Dune Çocukları. Zaten Dune kitabından ve filminden uzun uzun bahsettiğim bir video yayınlamıştım. Oldukça severek okuduğum bir kitaptı. Bu ay içerisinde, Kasım ayı içerisinde serinin 2. kitabını da okumuş oldum. Dune Mesihi isimli. Ve gerçekten çok severek okuduğum, oldukça da etkilendiğim bir seri olması sebebiyle %50 indirimdeyken 3. kitabını da aldım. Neden devamını almadım? Ben de bilmiyorum. Sırayla alıyorum yani. Bu bende bir alışkanlık haline geldi. Serileri bir anda almıyorum. Bu şekildeydi. Bu ilk noktadan yaptığım alışverişimde. Şimdi hemen Amazon alışverişine de geçmek istiyorum. Amazon en çok kitap aldığım site. Zaten hani içinde istediğim kitapların hepsi olsa başka siteden alışveriş yapmam muhtemelen. Oldukça hızlı bir şekilde yine 2 veya 3 gün gibi bir sürede yine elime ulaştı kitaplarım. Biliyorsunuz Amazon parça parça göndermeyi seven bir site. Yine böyle parça parça geldi. Hatta kargolardan 2 tanesi aynı gün içerisinde 15 dakikayla arayla falan geldi. Bence ilginç ama hızlı olma çabasından kaynaklanıyor sanırım bu değişik durumlar. Bu arada ben Amazon'un çok sevdiğim bir özelliğini de burada söylemek istiyorum. Amazon getireceği zaman, dağıtıma çıkacağı zaman kargonu size haber veriyor. Bunu mesaj olarak atıyor. Fakat bu mesajda verdiği linke girdiğinizde size gelecek olan kargocunun fotoğrafına kadar her şeyi görebiliyorsunuz ve teslim tarihini değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu zaman zaman kullanıyorum. O gün evde değilsem mesela daha ileri evde olacağımın çok yüksek ihtimal olduğu bir tarihe genelde teslimat tarihini değiştirebiliyorum. Bence çok güzel bir özellik. Bunu belki kullanmadıysanız bilmiyorsanız diye söylemek istedim. Evet hemen başlayayım Amazon kargolarıma da. Kaç kitap aldım sayısını tam bilmiyorum ama 20 küsur kitap olduğunu hatırlıyorum. İlk kitabım George Orwell'a ait Hayvan Çiftliği. Yine George Orwell'ın da 1984 romanını çok severek okumuş ve video çekmiştim özel olarak o kitaba. George Orwell okumaya da devam etmek istiyorum. Hayvan Çiftliği de yine distopik bir eseri George Orwell'a ait ve en çok okunan kitaplarından bir diğeri. Ben de en çok okunan bu iki kitabını tamamlayıp sonrasında George Orwell'ın diğer eserlerine de devam etmek istiyorum aslında. Çok kalın bir eser de değil. O yüzden herhalde yakın zamanda okuyacağımı düşünüyorum bu kitabı. Şöyle alayım. Amazon bana asla şey göndermiyor fatura. Acaba bir yerlerde faturayı göndermeyin gibi bir şeye mi işaretledim bilmiyorum ama göndermiyor yani.
Neyse, önemli değil. Bir sonraki eserim Ayrıntı Yayınlarından Julian Barnes'a ait Bir Son Duygusu isimli bu eser. Julian Barnes oldukça sevilen çağdaş yazarlardan biri. Sıklıkla görüyoruz, mutlaka karşılaşmışsınızdır eserleriyle. Ben henüz kendisiyle tanışmadığım için Bir Son Duygusu isimli bu kitapla artık ben de Julian Barnes'la tanışmak istedim. Burada bir karakterimiz var anladığım kadarıyla. Geçmişe yönelik bazı anımsamalar gerçekleştiriyor. Neyin nasıl olduğuna dair. Fakat bu anımsamalar bazı şeylerin farkına varmasını sağlıyor ve varoluşsal bir aslında biraz krize dönüşüyor anladığım kadarıyla. Tabii arka kitaptan, arka sayfadan okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Okuduktan sonra ayrıntılı görüşümü belirtirim. Hemen bir sonraki kargoma da geçeyim. Bahsetmek istediğim bir sonraki eser Grange'a ait Ölüler Diyarı isimli bu kitap. Grange benim oldukça sevdiğim yazarlardan, polisiye yazarlarından biri. Zaten birçok kitabını okudum ve okudukça da bahsediyorum. Aslında ileride bir Grange videosu da çekmek istiyorum. Burada da yine bir seri katilimiz söz konusu. Özellikle de striptizcileri öldüren bir seri katilimiz ve onu yakalamaya çalışan ve bu süreçte de bir anladığım kadarıyla ressam olan biriyle karşılaşan ve bununla karmaşık bir ilişki kuran bir polisimizin hikayesini izleyeceğiz. Polisiye, yani klasik, ben oldukça sevdiğim için polisiye okumayı yine bunu da seveceğimi düşünüyorum. Bir sonraki eserim Albert Camus'a ait Veba isimli bu eser. Ben de Albert Camus'un yabancı kitabını okumuş ve çok sevmiştim. En az yabancı kadar ünlü olan Veba eserinde alıp okumak istedim. Veba oldukça hani etkili hale gelmiş bir veba salgınında insanların aslında ruh hallerini anlatan bir eser bildiğim kadarıyla. Umutsuzluklarını, sonra bunu umuda çevirmelerini, bunun nasıl geliştiğini vesaire okuyacağız. Yabancıya göre tabii biraz daha hacimli bir eser ama ben Albert Camus'un dilinden çok keyif almıştım. Dolayısıyla okumaya devam etmek istedim kendisini. Bir sonraki eserim Ayfer Tunç'a ait Suzan Defter. Yine Ayfer Tunç'tan da Aziz Bey Hadisesi'ni okumuştum. Ve çok naif, çok sıcak bir anlatımı vardı. Çok severek okuduğum, çok gerçekçi gelen kitaplardan biriydi. Ayfer Tunç'a da Suzan Defter'le devam etmek istedim. Burada bir aşk öyküsü anlatılıyor ama biraz anladığım kadarıyla değişik bir anlatımı var. Aynı günü günlük üzerinden bir tarafta işte kadının ağzından, bir tarafta da erkeğin ağzından aynı günün farklı açılardan okumuş oluyoruz diye biliyorum. Bana oldukça ilgi çekici geldi böyle bir anlatım tarzı belirlemek. O yüzden bu kitabıyla devam etmek istedim. Zaten yine sevilen eserlerinden biri Alper Tunç'un da. Bir sonraki kitabım Herman Melville'e ait Katip Bartleby isimli bu eser. Oldukça küçük novelle diyebiliriz. Oldukça da ama bu kadar küçük olmasına rağmen etkisi büyük olan eserlerden bir tanesi. Bartleby karakteri nasıl Oblomovluk varsa Bartleby'lik olacak kadar ünlenmiş ve sevilen ve edebiyat dünyasına etkisi olmuş karakterlerden biri. O yüzden artık ben de okumak istedim kendisini. Oldukça merak ediyorum ben de. Şöyle çıkaralım. Bir sonraki eserim İtalyan bir yazara ait Dino Buzzati'nin Tatar Çölü isimli bu eseri İletişim Yayınlarından çıkıyor. Burada anladığım kadarıyla bir teğmenimizin hikayesini anlatıyor. Bu teğmen Tatar Çölü'ndeki bir kaleye atanıyor. İlk görev yeri burası oluyor. Fakat bu çölde hani kısa bir süreliğine kalıp normal hani çok daha iyi hayatına geri döneceğini düşünüyor bu asker. Fakat ne yazık ki buradaki yıllar oldukça uzuyor ve bu uzama, bu monotonluk, bu bitmeyen alışkanlıklar bir varoluşsal krize sebep oluyor anladığım kadarıyla. Tabii devamını yine okuduktan sonra göreceğiz ama yine çok sevilen eserlerden biri olduğunu biliyorum. Zaten alışverişimin genel olarak oldukça farklı türlerde eserler içeren ama gerçekten iyi eserler içeren bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Çok memnunum. Okuduktan sonra da bakalım memnun olacak mıyım? Bir sonraki kitabı Molière'e ait Kibarlı Budalası. Aralara tiyatro okumaları almak istediğim için özellikle bu KPSS çalıştığım dönemde kafa dağıtmak açısından Molière gibi eğlenceli yazarları okumanın keyifli olacağını düşündüğüm için elimde bir tane daha eseri var, Cimri. Kibarlık Budalası'nı da eklemek istedim kitaplığıma açıkçası. Henüz Cimri'yi de okumadım.
Bunları zaman içerisinde okuyacağım. Bir sonraki kitabım Baz'a ait Vadideki Zambak isimli. Bu çok klasik, çok bilindik, çok sevilen eserlerden bir tanesi. Daha önce hiç Balzac okumadım. Balzac'la tanışma kitabım olacak aslında bakarsanız. Oldukça merak ediyorum bol tasvirli olduğunu bildiğim. Ve dolayısıyla hani bu bol tasvirli olmanın okurları ikiye böldüğünü bildiğim kitaplardan biri. Bir kısım okur bu tasvirlerden çok sıkıldığını ve dolayısıyla kitabı sevemediğini söylerken, bir kısmı da bu tasvirlerden çok keyif aldığını ve kitabı da çok sevdiğini söylüyor. Bir aşk öyküsü tabii bu kitabı. Ve benim de uzun zamandır merak ettiğim kitaplardan biri olduğu için ben bakalım seven mi sevmeyen mi tarafta olacağım, görmek istiyorum. Genelde tasvirler beni rahatsız etmediği için seveceğimi düşündüğüm kitaplardan biri. Hemen bir sonraki kargoma geçeyim. Yine Amazon alışverişime devam ediyorum bu arada. Bir sonraki göstereceğim kitap Jack London'dan Demir Öçkem. Benim Jack London'ı sevdiğim ve birçok kitabını okudum, okumaya devam etmek istediğim yazarlardan biri. Bu da distopik eseri Jack London'ın ve distopyanın ilk örneklerinden sayılan eserlerden biri olması sebebiyle de uzun süredir okumak istediğim kitaplardan biriydi. Şu şekilde kalınlığını da göstereyim. Jack London'ın akıcı, anlaşılır, insanı içine çeken anlatımının burada da devam edeceğini düşündüğüm için almak istedim. Genelde alışverişlerime Jack London ekliyorum, yani bazı yazarları hemen hemen her alışverişime eklediğimi fark ettim. Bir sonraki kitabım Victor Hugo'ya ait Notre Dame'ın Kamburu isimli. Bu çok klasik ve kült eser. Biraz da tabii kalın da çok ince değil. Ben şu ana kadar Victor Hugo'dan sadece Bir İdam Mahkumunun Son Gününü okudum ve Sefiller kitabının da iki cilt olarak aldım. Fakat Sefillerden önce Victor Hugo'dan Notre Dame'ın Kamburu'nu okumak istediğimi karar verdim. Yani Sefillerden önce bu kitabı okumanın benim için daha iyi olacağını düşündüm. Bu yüzden de almış olmak istedim. İkisini de zaten zaman içerisinde okuyacağım için kitaplığımda bulunmalarını istedim. Bir sonraki kitabım Agatha Christie'ye ait Stafford Malikanesi'nin Gizemi isimli bu kitap. Agatha Christie de benim hemen hemen her alışverişime dahil ettiğim yazarlardan bir tanesi. Zaten çok sevdiğimi her fırsatta dile getiriyorum, külliyatını tamamlamak istediğimi. Ve yine Agatha Christie'ye ait de bir video çekmiştim, öneri videosu. Bu kitabı da bakalım nasıl olacak? Oldukça hani merakla bekliyorum. Zaten çoğunlukla sevdiğim için birazcık garanti olarak aldığım kitaplardan bir tanesi. Bir sonraki kitabım Kemal Tahir'e ait Esir Şehrin Mahpusu isimli bu kitap. Bu Kemal Tahir'in Esir Şehir üçlemesinin ikinci kitabı. Ben birinci kitabı olan Esir Şehrin İnsanlarını okumuştum. O yüzden ikinci kitabını da almak istedim, Esir Şehrin Mahpusu'nu. Birinci kitabı oldukça severek okumuştum. Yani Kemal Tahir yine beni kendine bağlayan ve her anlatımıyla, karakterleriyle, kurgusuyla beni içine çeken yazarlardan biri olduğu için okumaya devam etmek istediğim bir yazar ve serinin ikinci kitabını ve karakterimizin başından geçenleri de öğrenmek istiyorum açıkçası. Şöyle çıkaralım yine. Tek tek almak daha zor oluyor. Evet, devam edeyim. Bir sonraki eserim Gustave Flaubert'ten Madame Bovary. Bunu Can Yayın'ın Klasik Kadınlar serisinden almak istedim. Çok güzel bir seri ama içerisinde okuduğum çok fazla kitap var. O yüzden tekrar tekrar almam muhtemelen ama okumadığım kitapları bu seriden alırım diye düşünüyorum. Madame Bovary benim aslında çok eskiden okumaya kalktığım bir kitaptı. Bordo Siyah yayınlarındandı sanırım. Fakat gerçekten anlamakta çok zorlanmıştım. Hani çeviriden mi kaynaklanıyordu yoksa benim hani okuma deneyimim biraz eksik olmasından mı kaynaklanıyordu bilmiyorum. Sıkılıp bırakmıştım, öyle hatırlıyorum. Fakat hani Madame Bovary gerçekten edebiyatın yapı taşlarından görülen eserlerden biri olduğu için kesinlikle okumak istediğim bir kitaptı. Böylece bu vesileyle de almış olmak istedim. Merakla okuyacağım bu kitabı da. Yani bu sefer çok daha farklı düşüneceğime hemen hemen eminim. Bazen eskiden okumaya kalkıyoruz ama kitapların da belli bir zamanı var kesinlikle. Bir sonraki eserim Jane Austen'dan Nottingham Manastırı. Yine yani defalarca sevdiğimden bahsettiğim, ne kadar sevdiğimi anlattığım ve hemen hemen alışverişlerimin birçoğuna eklediğim yazarlardan bir diğeri de Jane Austen. Yine benzer temalara sahip bir eseri bu da. Fakat ben seveceğimi düşünüyorum bu kitabı da.
Bir sonraki eserim yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait Mürebbiye. İki tane Hüseyin Rahmi eseri almış oldum. Türk Edebiyat klasiklerinden çıkıyor. Seveceğimi düşünüyorum. Yine bir polisiye korku aslında bu. Stephen King'e ait Hayvan Mezarlığı isimli bu eser. Ben korku öğeli yapımları çok sevmem. Korku filmleri de izlemem. Daha önce aslında doğrudan korku temalı bir kitap da okumadım. Fakat Stephen King okumak istediğim yazarlardan biri olduğu için indirimde de görünce, çünkü oldukça pahalı kitapları var, bir kitabını daha almış olmak istedim. Bakalım, deneyeceğim. Yani eşim evdeyken okuyacağım bunu, yalnızken okumayacağım diye düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Gabriel Garcia Marquez'e ait Yaprak Fırtınası. Kırmızı Pazartesi'yi okumuş ve gayet de sevmiştim. Bu da yazarın aslında ilk kitabı. Biraz daha kronolojik ilerlemek istediğim yazarlardan biri olduğu için de Yaprak Fırtınası ile devam etmek istedim yazara. Bir sonraki eserim William Shakespeare'e ait Venedik Taciri. Yine külliyatını tamamlamak istediğim yazarlardan biri. Tiyatro okumayı da seviyorum. Venedik Taciri benim okumadığım kitaplarından biri Shakespeare'in. Yani hani okudum ama kitaplığımda bulunsun dediğim eserlerden biri değil. Zaman içerisinde yavaş yavaş aralara tiyatro metinleri almak istediğimde yine okuyacağım ve dediğim gibi külliyatını tamamlamak istediğim yazarlardan biri. Bir sonraki eserim Dostoyevski'ye ait Öteki. En son İnsancıkları okumuştum. Öncesinde işte Kumarbaz, Stepançikova Köyü ve Suç ve Ceza'da okuduğum Dostoyevski kitaplarından. Ben severek okuyorum gerçekten yazarı. Burada da kişilik bölünmesi olan bir karakterin hikayesini okuyacağız. Aslında konu bakımından en merak ettiğim Dostoyevski eserlerinden biri diyebilirim. Bakalım nasıl olacak? Bir sonraki eserim yine Türk Edebiyat klasiklerinden Fatma Aliye'ye ait Levayahi Hayat isimli bu eser. Refet'i okumuş, çok sevmiştim. O yüzden yazardan bir kitap daha almak istedim. Bu Türk Edebiyat klasikleri serisini de severek okuyorum gerçekten. Yine Can Yayınları'ndan Yukio Mishima'ya ait Bir Maskenin İtirafları isimli eseri aldım. Yukio Mishima da benim Deniz'i Yitiren Denizci ile tanışmış olduğum yazarlardan biri. Oldukça ilginç bir deneyim oldu benim için Mishima okumak. Bu nedenle devam etmek istemiştim. Bu kitap da otobiyografik öğeler içeren bir kitabıymış Mishima'nın. Dolayısıyla yazarı biraz daha yakından tanımayı istediğim için devam olarak Bir Maskenin İtirafları kitabını seçtim diyebilirim. Bir sonraki ve Amazon'daki son kitabımda Freud'a ait Günlük Yaşamın Psikopatolojisi isimli bu eser aslında alışverişimdeki tek kurgu dışı eser bu diyebilirim. Çünkü dediğim gibi KPSS'ye çalıştığım bir süreçteyim. Dolayısıyla kitap okumayı çok aralarda ve sadece keyif için yapıyorum bir yandan da diyebilirim. Bu anlamda da araya çok fazla kurgu dışı eser almamın mümkün olmayacağı dönemlerde olduğum için de bir tanecik oldukça da ilginç bir konusu olduğu için hani gün içerisinde yaşadığımız bazı olayların işte unutmalar, dil sürçmeleri böyle işte bu tarz böyle çok sıradan olayların aslında bilinçaltımızda yansımaları bir sebebi olduğunu anlatan bir kitap olması sebebiyle ilgimi çekmişti. Sadece bunu eklemiş oldum kurgu dışı olarak. Ve son olarak da kitap sepet alışverişime geldim. Bu benim memnun kalmadığım bir alışveriş oldu. Şöyle kutusunu göstereyim, geri koymadım çünkü zaten parçalanmıştı neredeyse. Kitap sepetinden alışverişimi 10 Kasım akşamında yaptım. Fakat benim elime 22 Kasım'da ulaştı. Gerçekten bence çok uzun bir süre. Yani hani artık 3-4 günlerle yarışılan sitelerin olduğu bir zamanda bence çok uzun bir süre. Ha, bu da önemli değil, sıkıntı değil. Acelesi olan bir şey değil sonuçta bu alışveriş ama ne yazık ki benim aldığım kitaplardan birini temin etmediler. Göndermediler, bir bilgi de vermediler aslına bakarsanız. Geldi bir baktım eksik gelmiş kitabım. İşte aradım, iade talep ettim, kitabımı eksik göndermişsiniz. Ve o kitap benim aslında buradan kitap sepetinden sepet oluşturmamın sebebi olan kitaptı. Bu anlamda beni açıkçası rahatsız etti. Madem stok durumunuz belli değil, o zaman satışa koymayın dedim yani hani bu deneyimi yaşadıktan sonra. Dolayısıyla eğer böyle hani çok çok istediğim ve sadece kitap sepetinde olan bir kitap olmadığı sürece yakın zamanda tekrar kitap sepetinden alışveriş yapacağımı düşünmüyorum yani. Çünkü çok rekabetçi bir ortam bu. Çok daha iyi çalışan siteler olduğunu düşünüyorum. Yine böyle araçlar var. Faturası.
Hemen kitaplarıma da geçeyim. Bu Jaguar yayınlarından aldığım Hızlandıkça Azalıyorum isimli bu eser Norveç edebiyatına ait. Açıkçası daha önce hiç Norveç edebiyatından bir eser okumadım. Jaguar'da genelde hani çok sevilen, benim de daha önce Yuhua okuduğum bir yayın evi. Dolayısıyla merak ediyorum, seveceğimi düşünüyorum bunu da. Bir sonraki eserim Alexandre Dumas'a ait Üç Silahşörler. Alfa biliyorsunuz bastı bunları bu şekilde ciltli olarak ve hatta görseller vesaire de var bu şekilde içinde. Normalde ciltli kitap hiç aramam ama nedense bilmiyorum bu kitabı böyle ciltli olarak almak istedim. Normalde ciltliye vereceğim fiyat farkında başka kitap alırım kafasındayım ama ilk defa böyle bir şey yaptım ve özellikle ciltlisini aldım. Bunun devamını da yayınladı Alfa Yayınları. 5 kitap yayınladı sanırım. Ben ilk kitabı olan normal 3 silahşörleri aldım. Yine merak ettiğim eserlerden bir tanesi. Bir sonraki kitabım Kazuo Ishiguro'ya ait. Beni Asla Bırakma isimli bu eser. Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar biliyorsunuz Kazuo Ishiguro ve benim tanışmadığım yazarlardan bir tanesi. Bu Beni Asla Bırakma kitabının da iyi bir tanışma kitabı olduğunu biliyorum. O şekilde söyleniyor. Bakalım yani seven de var sevmeyen de Ishiguro'yu. O yüzden merak ediyorum ben ne düşüneceğim. Bir sonraki eserim Doppler isimli. Yani son zamanlarda çok okunmuş, çok sevilen eserlerden bir tanesi. Yine Norveç edebiyatına ait. Daha önce hiç okumadığım bir ülke edebiyatından iki tane eser almış oldum aslında. Bu da yine varoluşsal bir krizi anlattığını biliyorum. Karakterin yaşadığı bir varoluşsal kriz var. Ama bunun oldukça eğlenceli, keyifli bir anlatımı olduğu da söyleniyor. O yüzden merak ettiğim bir eserdi. Bir sonraki kitabım Salome'ye ait. Ruth isimli bu eser. Ruth yine Salome'den okuduğum ilk kitap olacak. Normalde ben salt aşk konusu olan yani hani en ön plandaki asıl konunun aşk olduğu kitapları okumaktan oldukça kaçınan okurlardan bir tanesiydim. Fakat bunun sebebinin aslında klasiklerdeki aşkı daha önce pek okumamış olmam olduğunu fark ettim. Jane Austen'lar, işte Bronte'ler okuduktan sonra aşk romanlarına olan bakışım oldukça değişti. Ruth da bu değişimin etkisiyle aslında alınmış bir kitap. Bir sonraki eser Ahmet Ümit'e ait Aşkımız Bir Eski Bir Roman isimli bu kitap. Ahmet Ümit de yine benim sevdiğim romancılardan bir tanesi. Zaten polisi okuyorum. Ahmet Ümit okumayı da seviyorum. Yine ileride videosunu çekmek istediğim, öneri videosunu çekmek istediğim yazarlardan biri. Denk geldikçe Ahmet Ümit kitapları da alıyorum mutlaka. Bir sonraki eserim Ian McEwan'a ait Çocuk Yasası. McEwan da benim İlk defa tanışacağım güncel yazarlardan bir tanesi. Çok sevildiğini biliyorum. Uzun süredir de merak ettiğim yazarlardan biri aslında. Çocuk Yasası kitabıyla çevirdi de bu arada Rosa Huckman çevirisiymiş. Yani tanışacağım ve seveceğimi düşündüğüm, ilginç sorgulamaları olduğunu bildiğim bir kitap. Çünkü burada lösemi hastası bir çocuk var ve tamamen dini inanışı sebebiyle anladığım kadarıyla kan naklini reddediyor. Ve işte bu çocukla bir avukat arasındaki bazı ilişkiyi okuyacağız. Yani ilişkiden kastım karşılıklı ilişkiyi okuyacağız ve oldukça etkileyici olduğunu biliyorum kısa olduğu halde. Ve son olarak artık sana geldik. Uluslararası çok satan bir eserimiz Gece Yarısı Kütüphanesi. Gece Yarısı Kütüphanesi çok okundu, çok konuşuldu. Fakat yani hem olumlu hem olumsuz yorumlarını gördüğüm kitaplardan biri bu. Olumsuz yorum olarak da genelde şöyle bir şey okuyorum. Kitabın konusu çok güzel fakat kurgusu ne yazık ki konusu kadar başarılı değil şeklinde olumsuz yorumlar gördüm çoğunlukla bu kitapla ilgili olarak. Bilmiyorum bakalım ben ne düşüneceğim. Bir kütüphanemiz varmış. Bu kütüphane de aslında ölümle yaşam arasındaki bir kütüphaneymiş bu. Bu kütüphanede insanın eğer farklı kararlar verseydi hayatının o nasıl farklı gelişeceğine dair farklı farklı hayatlarının anlatıldığı kitaplar bulunuyormuş. Gerçekten de konusu oldukça ilgi çekici. Bakalım ben anlatımını nasıl bulacağım? Evet, yaptığım alışveriş bu kadardı. Çektiğim belki de en uzun video oldu galiba bu. Şöyle hızlı hızlı da göstereyim kitapları. Tek seferde göstermem mümkün değil çünkü böyle parça parça olarak yine de belki görmek istersiniz diye göstermek istedim. Oldukça büyük bir alışveriş oldu. Ama çok memnunum aldığım kitaplardan. Benim okuma zevkimi oldukça yansıtan eserler aldığımı düşünüyorum.
ve severek okuyacağımı da düşünüyorum tabii ki. Şöyle en son bunları da göstereyim. Evet, benim aldığım kitaplar bu şekildeydi. Eğer aralarında sevdiğiniz, sevmediğiniz kitaplar varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.